Evet, başladık sanıyorum Haydar Bey. İyi geceler. İyi geceler Ayça Hanım, nasılsınız? İyiyim, teşekkürler Haydar Bey. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, gayet iyiyiz. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Son Söz Gazetemizin televizyon kanalına tekrardan hoş geldiniz. Haydar Ateş, öğretim üyemiz, aynı zamanda gazetemizin yazarı. Dış politika üzerine bugün bir program düşündük. Genel bir değerlendirme yapmak istiyoruz. Tabii dış politikada da yoğun günler yaşıyoruz. İşte NATO krizi var, Türkiye'yi ilgilendiren. Rusya-Ukrayna krizi devam ediyor. Bu arada işte Gürcistan'da ufak tefek hareketlilikler oldu. Osetya bölgesiyle ilgili bir katılım iptal edildi. Onu konuşabiliriz. Tabii Orta Doğu'daki sorunlar devam ediyor. Onlara değineceğiz. Bilemiyorum nereden başlamak doğru olur ama NATO'dan gene başlayalım isterseniz. Sonra Gürcistan bizim Ol. komşumuz. Oraya gelelim diyoruz. Tabii bu Olur. NATO... NATO'ya Finlandiya, İsveç'in girişi durumu var. Başvuruları hala devam ediyor. Orada tekrardan işte bir hareketlilik, yani ne tip gelişmeler olabilir? Şu anda hani biz bıraktığımız noktadayız. Çavuşoğlu'nun bir açıklaması vardı. İsveç ve Finlandiya kanunlarında değişiklik yapsın. İşte İsveç özellikle teröre destek veriyor diye bir takım açıklamalar yaptı. Son Evet. gelişmeler bunlar sanıyorum. Bu konuda size ulaşan herhangi bir yeni gelişme var mı? O konuda bizi bir aydınlatabilir misiniz? Türkiye'nin ne yapması lazım? Oradan başlayalım. Tabii ki. Şimdi tabii Finlandiya ve İsveç aslında ikisini aynı kategoride bence değerlendirmemek lazım. İsveç'in PKK terörüne verdiği desteğin boyutunu biliyoruz. Çok ileri derecede. Finlandiya'nın farklı bir konumu var. Bazı terör örgütü üyelerinin o ülkeye de sığındığı şeklinde bilgiler var ama fakat İsveç özellikle PKK terörünün Avrupa'daki üst bölgelerden birisi. Tabii Danimarka'yı da buna katmanız gerekiyor. Tabii İsveç'in de bir özelliği var. İsveç, İskandinav ülkelerine baktığınızda Norveç ve Danimarka dahil daha önce bu ülkeleri bünyesinde barındıran İsveç Krallığı bu. Yani bir böyle bir orada İsveç'in pozisyonu var. Ama Norveç ve Danimarka İsveç'ten ayrıldı, bağımsız devletler. Ama İsveç'in hep o bölgede bir hakim olma, her istediğini yapma, bağımsız hareket etme gibi bir anlayışı var. Bir de Finlandiya ile birlikte düşündüğümüzde aslında İkinci kademe bir ülke durumunda Finlandiya'ya göre Rusya ile arasındaki ülke sınırlarını dikkate aldığımızda. Ama İsveç 74 yıldır NATO'ya katılmayan bir ülke. Bağımsız politikalar izliyor ve mutlaka da katılmak istiyor. Çünkü artık önlerinde ciddi bir Rus tehdidi var ve Amerika'nın da bir şekilde bir baskısı var. Hani ne kadar tarafsız kalacaksınız, bağımsız kalacaksınız? Çünkü Amerika'da özellikle Rusya'nın iç hat durumuna düşürmesi konusunda epey gayret sarf ediyor. Bir ülkenin iç hat durumuna düşmesi aslında hiç arzu edilen bir durum değil. Ne Yani anlama geliyor bu iç iç hat? hat duruma düşmesi yani kuzeyden kuşatılmış. Eğer NATO'ya katılırsa Finlandiya ve İsveç, Rusya kuzeyden NATO ile cephe olacak. Yani kuşatılmış olacak. Güneyden zaten Türkiye nedeniyle böyle bir pozisyonda. Yani şuradan Ukrayna'ya da dahil ederseniz Moskova iki adım ötede diyebilirsiniz. Dolayısıyla bir ülke kuşatılmış bir halde bir pakt olabilir, bir ülkeler grubu olabilir, bir yapı olabilir. Çok iç açıcı bir durum değil Rusya açısından. Dolayısıyla İsveç'in böyle bir özelliği var. Katıldığında Amerika NATO olarak çok güçlü oluruz şeklinde İsveç ve Finlandiya'nın katılımını destekledi. Her ikisi de başvurularını yaptılar. İşte bu ay içerisinde yapılacak NATO zirvesinde görüşmeler sonucu benim değerlendirmem. Bunlar katılımı sağlarlar. Yani bu konu çok uzun sürmez. Çünkü Türkiye'nin de bir geçmişten beri NATO ile ilgili bazı kararları var. Öncelikle NATO'nun özelliğini tekrar bir hatırlatalım. NATO'da kararlar oy birliğiyle alınır. Yani Türkiye hayır dediği takdirde iki ülkede üye olamaz NATO'ya. Ama geçmişte malum Yunanistan
1974 Kıbrıs Harekatı sonrası NATO üyeliğinden çıkmıştı. Türkiye o dönemde işte 12 Eylül yönetiminin de talebiyle ve desteğiyle NATO üye oldu ve maalesef başımıza bela oldu açıkçası. Ondan sonra Türkiye NATO kaynaklarından yararlanmadı. Sonra yine 1966'da Fransa NATO'nun askeri kanadından çıkmıştı. 2009'da tekrar dönmek üzere talepte bulunduğunda yine Türkiye önce hayır ne işi var Fransa'nın işte NATO'dan çıkmış vesaire derken aramızda çok iyi değildi ama buna rağmen Fransa'nın askeri kanada dönmesini kabul etti. Sonradan da Libya harekatının bir yerde öncülüğünü yaptı Fransa. Türkiye'de hava üssü olarak görev yaptı. Yani İzmir'den. Çaktarkat, evet. Dolayısıyla Türkiye bu baskılara ne kadar dayanabilir? Çok da dayanacağını sanmıyorum. Birçok çünkü dış politikada maalesef hayır kesinlikle olmaz. İşte kırmızı çizgimiz dediğimiz bütün çizgilerden maalesef geri adım atmış durumda. Şu ana kadar böyle bir tecrübe var. Ülkeler bu tecrübeye sahip. Türkiye nasıl olsa işte rahibi vermem, şunu yapmam, bunu yapmam deyip hemen işte hemen çark eden bir ülke şeklinde görülüyor. Bu nedenle İsveç ve Finlandiya'nın işte üyeliğine direnemez şeklinde. Çünkü ellerinde kozlar da var. Yani şu anda her ne kadar üye olarak oy hakkımız var ama ekonomik olarak başlangıçta finans merkezi olarak İngiltere'ye müthiş şekilde bağımlı durumdayız. Dünya kadar faiz ödüyoruz. Yıl içerisinde dünya kadar tekrar döviz cinsinden iç ve dış borç faizi ödeyeceğiz. Yine silah malzeme teçhizatı olarak ağırlık Amerika olmak üzere bir bağımlılık devam ediyor. Siyasi olarak değerlendirdiğinizde NATO üyesi ülkelerin tümüne baktığınızda neredeyse hem ekonomik olarak hem hukuksal olarak birçok göstergelerde neredeyse dünyada en kötü durumdayız. Yani evet şey olarak ama Türkiye'nin kaygılarını gideririz diye bir şey söylediler zaten. Hani göstermelik bir şeyler yapabilirler mi razı yani, etmek için? Finlandiya yapar. Yani Finlandiya zaten buna hazır. Bunu hazır olduğunu bildirdi. İsveç bir iki göstermelik bir şey yapabilir ama çok da büyük çapta değişiklik yapacağını düşünmüyorum. Zaten açıklamalar da bu şekilde. Biz bazı konulardan taviz vermeyiz diyor ve vermeyeceklerdir. Ve Türkiye bu durumda bir şekilde baskı yapılacaktır. Yani ekonomik olarak baskı yapılacaktır. Siyasi baskı yapılacaktır. Türkiye'de nasıl Yunanistan ve Fransa'nın dönüşüne onay verdiyse NATO'ya, İsveç'in de girişine onay verir. Ama Finlandiya için sürecin daha süratli olabileceğini düşünüyorum. Fakat tabii Türkiye aslında her ne kadar Finlandiya ve İsveç'ten terörle ilgili bir takım talepleri var ama bir de esas Rusya'nın baskısı var. Yani Türkiye Rusya'ya birçok açıdan bağımlı durumda. İşte S-400'leri aldık. İşte gıda enerji, olarak, turizm, enerji. Gıda olarak bağımlı gıda. Durumdayız. Karşı turizm olarak bağımlı durumdayız. Enerjiden ki büyük çapta petrol ve doğalgazımızı bu ülkeden alıyoruz. Şimdi Türkiye hemen onay verdiğinde Rusya'nın yaptırımlarına maruz kalacaktır. Ve en fazla etkilenecek ülke de biziz. Dolayısıyla tabii Türkiye'nin bir takım talepleri var ama şimdi dönüp baktığınızda işte PKK terör örgütünü destekliyorsunuz vesaireniz. Ya kardeşim sen PKK terör örgütüne elemanlarını gönderdin. Bu ülkenin bir şehrinde görüştüler. Yani dönüp de işte Oslo görüşmelerini hatırlattıklarında ya kardeşim siz terör örgütü diyorsunuz ama geldiniz bizim burada masa başında oturdunuz, muhabbet ettiniz. Gayet de iyiydiniz. Yani cevabını da alabilir. Bence burada kritik konu Türkiye'nin talepleri bir şekilde evet karşılanır az veya çok ama bugün karşıladıklarını düşündüğünüz takdirde bile Rusya'nın mutlaka sizin üzerinizde bir baskısı var olacaktır. Yani Finlandiya ve İsveç'in hemen NATO'ya dahil olması Rusya'nın tam anlamıyla bir iç hat ülkesi duruma düşmesi neden olacak. Bu Rusya için istenmeyen en kötü durumdur. Stratejik açıdan baktığınızda ki nitekim Ukrayna'da zaten biraz sonra belki değiniriz. Ukrayna'da zaten sıkışmış durumda sürekli eriyen bir Rus ordusu var.
Hatta son aşamada sevk ettiği silahları dikkate aldığınızda burada ne yapıp yapıp savunma hattı kurma şeklinde bir çalışması var. Finlandiya ve İsveç mali olarak güçlü ülkeler. Finlandiya eğitim olarak da hemen hemen şu anda OECD ülkeler arasında zirvede olan bir ülke. Oldukça gelişti bu açıdan. Tabii askeri açıdan çok harcama yapmadı bugüne kadar. Dolayısıyla bu açıdan da ağırlıklı NATO'nun desteğini talep ediyor. Dolayısıyla Finlandiya ve İsveç her halükarda Türkiye'yi bir şekilde ikna ederek NATO'ya dahil olacaklardı. Ama İsveç'in bizim bütün taleplerimizi karşılayacağını düşünmüyorum. Şimdi taleplerimizden birisi İsveç parlamentosunda milletvekili var. Bu İran asıllı bir Kürt. Şimdi evet, orada geçen yani, basın yayın organlarında yer aldı. Şimdi düşündüğünüzde efendim bunu istiyoruz. Ya nasıl istiyorsun? Bu İsveç vatandaşı, Türk vatandaşı değil, İran vatandaşıydı zaten. Yani bunu ne için isteyeceksin? Yani bir Türkiye'de mahkeme kararı var mı bu kadınla ilgili, kadın milletvekiliyle ilgili? Mahkeme kararı yok. Ne diye istiyorsun? Kırmızı bültenle mi aradın? Sonra senin vatandaşın değil bu. Hangi suçu işledi? Dolayısıyla bazı talepler İsveç'te bunu dikkate alıyor tabii. Komik geliyor yani. Siz başka bir ülkenin vatandaşı, çifte vatandaşı olarak İran ve İsveç vatandaşı, parlamentoda milletvekili, siz bunu bana verin. Niye vereyim kardeşim ben vatandaşımı sana diye soruyu sorarlar. Ama Türk vatandaşı olsaydı, işte bu terör örgütü üyesi olarak oraya gitseydi, çifte vatandaşlık söz konusu olabilir. Ama genelde biz zaten herhangi bir nedenle, terör nedeniyle diğer ülkeleri iltica eden, siyasi sığınma talebinde bulunanları vatandaşlıktan çıkarıyoruz. Vatandaşlıktan çıkardığınız bir insanı isteyemezsiniz. Şimdi FETÖ İade etmezler diyorsunuz yani. Yani etmez çünkü sizin vatandaşınız değil. İki, hangi suçu işledi? Efendim bu terörü destekliyor. Yıllardır bütün Avrupa destekliyor. Almanya destekliyor. Doğru. Amerika destekliyor. O zaman yani çok soruya muhatap olacaksınız. Evet, bu gereksiz kalıyor. Argümanlarımız yani, çok güçlü değil. Yani Türkiye evet, olarak güçlü değil. Maalesef. Tabii daha önce güçlüydü ama siz tutup da terör örgütü elemanlarını, en kritik personelinizi gönderip işte başbakan müsteşarı veya müsteşar yardımcısı gibi elemanlar ve istihbarat elemanlarınızı götürüp bu ülkenin bir şehrinde oturup karşılıklı görüştürüp sonra da işte teröre destek veriyorsun. Yani biliyorsun zaten verdiğini yıllardır. Zaten siz oradan masaya oturmuşsunuz. Osmanlı. Yani. Şimdi Haydar Bey. Bitirin. Pardon. Bitirin. Dolayısıyla kısaca özetlersek Finlandiya ve İsveç NATO'ya girmek istiyorlar ve girecektir. Türkiye'de belki en fazla bu NATO toplantısına kadar direnir. Ondan sonra da kabul etmek durumunda kalır. Çünkü elinde Türkiye'nin koz yok. Yani işte stratejik önemin var. Var da yani stratejik önemin sadece var. Bunu kullanmış bir ülke değilsin şimdiye kadar. Yani bunu güçlendirecek ekonomik yapın yeterli değil. Siyasi olarak çok güçlü değilsin. Askeri olarak belli bir gücümüz var. Ama dış politikada siyaset zayıf. Dış siyaset zayıf sanki. Dış politikanın bir takım aletleri var. Bunlardan en önemlisi ülkenin tabii jeopolitik konumu, ekonomik konumu ama bir de askeri gücünüz olması lazım. Askeri gücünüzü de belli ölçüde yıpratmışsınız. Şimdi toparlanma sürecine gitmiş. Yani FETÖ terör örgütüyle işbirliği yapıp orduya kumpas kurmuşsunuz. Şimdi ondan sonra ancak toparlamaya çalışıyorsunuz ki belli silahlı kuvvetler gerçekten çok süratli şekilde toparlandı. Yani en süratli toparlanan yapı durumunda Türkiye'de. Dolayısıyla herhalde Türkiye bunu bir şekilde kabul edecektir. Haydar Bey, bir de orada zaten tatbikat yapılması söz konusu şu anda. Evet. Yani sanıyorum Finlandiya'da katılacak dendi değil mi? Öyle bir tatbikat yapılacak. Burada yani ben şunu sormak istiyorum aslında. Diyelim ki katılmadı bu ülkeler. Yani katılsın katılmasın de facto olarak bunlar işin içinde zaten. Yani tatbikatlara katılıyorlar. Silah sokuluyor. Hatta şu anda Ukrayna'ya silah sokuluyor yani. Ukrayna NATO üyesi mi? Hayır. Silahları giriyor. Yani kendi NATO askerleri girmiyor ama silahlar giriyor. Yani bu NATO'ya katılmış katılmamış
Tabii NATO'ya katılsa daha resmi bir boyutu olur. Rusya'nın saldırılarına karşı işte bir kalkan görevi görür düşüncesiyle istiyorlar. Ama zaten silahlar sokuluyor, işte tatbikatlara katılıyorlar. Yani bu saatten sonra NATO'ya girmese de zaten Rusya açısından bir şey arz etti. Orada bir blok oluştu, öyle değil mi? Şimdi zaten tatbikatın yapıldığı yer İsveç. Şimdi bakın Türkiye de oraya işte askeri katılımcılarını gönderdi. Gemi gönderdi ve diğer unsurlar, karga unsurları mutlaka zaten intikal edecektir. Şimdi NATO tatbikatlarında önceden belirleniyor tabii bu tatbikatın nerede yapılacağı, hangi güçler katılacak, hangi senaryo oynanacak ki daha önce Norveç üzerinde hep biz oynardık senaryo, NATO senaryoları. Şimdi İsveç üzerinde oynanacak. Şimdi belirttiğiniz gibi yani NATO üyesi ülkeler, yani NATO'nun silah malzemesi, ordusu vesairesi yok. Ülkesi de yok. NATO üyesi ülkeler zaten Ukrayna'ya silah yardımı yapıyor. İşte Türkiye'de silah satışı yapıyor. Evet. İşte daha öncesinde. Sonra diğer ülkeleri de konuşlandırır. Askeri yapısını, NATO tatbikatına katılacak olan örneğin Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya NATO tatbikatına katılacak unsurlarını İsveç'te konumlandırır. Ha, tatbikat şey bölgesi miyim? Baltık yani NATO, olabilir. NATO üyesi olmasa da yani zaten katılabiliyor değil mi tatbikata herhangi bir ülke? Davet Şimdi, edilince katılıyor mu? Hani gözlemci olarak katılabilir. İsveç'te mesela yapılıyor diyorsunuz. Gözlemci İsveç'te olarak katılır. Yani silahlı kuvvetleriyle katılamaz ama gözlemci olarak katılır. Tabii silahlı kuvvetlerle katılmayacaktır. Çünkü NATO üyesi ülke değil. Ama Baltık'ta yapılan bir tatbikattan bahsediyoruz. Bu tatbikat için İsveç'in limanlarını kullanacaktır. NATO üyesi ülkelerin gemileri, harp gemileri veya bazı unsurlar belki İsveç topraklarında yararlanacaktır. Ama tatbikatın yapıldığı yer zaten Baltık Denizi. Yani doğrudan İsveç'in kara toprağında yapılmıyor bu tatbikat. Ama oradan mutlaka limanlarından ve diğer tesislerinden, imkanlarından yararlanacaktır. Ve İsveç gözlemci olarak da katılabilir. Yani bunun hiçbir mahsuru yok. Çünkü ülkeler, diğer ülkeler itiraz etmediği sürece gözlemci olarak katılma imkanı var. Tabii burada başka bir tartışma daha var aslında. Amerika'da bir süredir Türkiye'nin NATO'dan çıkarılması konusunda her ne kadar doğru. NATO anlaşmasında bir madde yok yani üye nasıl çıkarılır üyelikten böyle bir madde yok. Ben de onu soracaktım size aklımdaydı o soru aslında aklımdaydı evet. Yani Türkiye'yi çıkarmak istiyorlar hatta bu çok dile getirildi bu olaylardan önce de dile getirildi aslında. Yani bu Rusya-Ukrayna krizine Türkiye'yi çıkartalım. Türkiye, özellikle Yunanistan zaten biliyorsunuz Yunanistan'ın durumu da şu anda. Evet. Amerika oraya üstlerini yerleştiriyor. Bu Ukrayna için değil bize dönük gibi sanki. Onu da soracağım ama yani hakikaten böyle bir şey yapılabilir mi şey olarak? Şu ana kadar atılan bir ülke yok da kendisi çekilen ülke işte çekilip geri gelmiş Yunanistan, Fransa evet. o şekil var. Bu şekilde çıkartabilirler mi? Böyle bir karar. Ülkelerin kendi iradesiyle şu ana kadar hep ayrılma veya katılmalar kendi iradesiyle ayrılma katılmada yine oy birliğiyle oldu. Ama gerekçe bulunur. Yani Türkiye ile ilgili birçok uygun olmayan göstergeler, ekonomik göstergeler, işte kara para vesaire bir sürü şeyler gündemde. Halkbank davası dahil birçok sorunla uğraşıyoruz. Yok Kolombiya'dan gelen işte bu uyuşturucunun vesaire yakalanmış olması. Dolayısıyla eğer ülkeler Türkiye'yi NATO'dan çıkaralım derlerse buna uygun birçok gerekçe bulabilirler. Çıkarabilirler mi? Şimdi çıkaramaz diyemiyorsunuz. Çünkü, ama bunun prosedürü de NATO anlaşmasında yok. Çünkü NATO anlaşması böyle bir anlayış üzerine kurulmamış durumda. Ama ülkeler eğer Türkiye'yi çıkarmak isterlerse, başta Amerika olmak üzere, bir şekilde bahanesini bulurlar. Çünkü bahane olacak birçok konuda maalesef kozlar ellerinde. Yani tabii burada sıkıntımız var. Doğru. Burada Türkiye'nin stratejik konumu bu Ukrayna savaşıyla ortaya çıktı. Belki çıkaramazlarsa bu sebeple çıkaramazlar diye düşünüyorum. Evet. Yani Türkiye'nin jeopolitik konumu bu noktada önem kazandı. Öyle bir noktadayız ki tabii boğazların bizde olması
Bu savaşın yansımaları eğer Türkiye'yi gözden çıkartırlarsa zaten çok önemli bir stratejik noktayı kaybetmiş olurlar. Ama Yunanistan'a müthiş bir şimdi yığınak yapıyorlar. İsterseniz tabii Gürcistan olayına da değiniriz ama asıl bizim için şu anda Yunanistan çok ciddi bir Tabii tehdit gibi Yunanistan'da, gözüküyor. evet, Yunanistan'a şimdi önemli ölçüde askeri yığınak yaptı. Yani 400 Hı-hı. civarında tankın da olduğu Dedeağaç bölgesi ki hemen bizim sınırlarımıza yakın bölgede buraya bir zırhlı tümen düzeyinde bir birliğini yerleştirdi. Tabii bu zırhlı tümenleri farklı şekilde piyade tümeni şeklinde her ne kadar isimlendirse de bu zırhlı birlikler ağırlıklı olan bir unsur. Tabii uçak hava desteği açısından bakıldığında F-35'ler aldı. İşte Yunanistan Fransa'dan oldukça fazla sayıda savaş uçağı aldı. Amerika'nın yoğun bir desteği var. F-16'lar özellikle F-16 D'ler yani 50 ve üzeri modeller ki bunlar savaşma kabiliyeti yüksek uçaklar. Bu konuda sınırsız bir desteği var. Ve adalar büyük ölçüde havaalanları savaş uçağıyla doldu. Yani Yunanistan'ı silahlandırıyor ve Amerika artık Yunanistan'ı bir üs olarak görmeye başladı. Hatta Yunanistan'da buna karşı çıkanlar, işte biz Amerika'nın üssü olmayız vesaire şeklinde ses çıkaranlar var ama cılız ses çıkıyor. Çünkü Amerika bunları yaparken ekonomik olarak da destekliyor. Zaten Yunanistan'ın silahlı kuvvetler açısından epey bir sıkıntıları vardı. Yani %20 düzeyinde bir hazırlığı varken Amerikan desteğiyle bunu artırmaya başladı. Ve Amerika artık Balkanlar olsun yine bu bölgedeki operasyonlarda Yunanistan'ı bir üs olarak kullanacaktır. Doğu Akdeniz dahil olmak üzere Kafkasya bölgesi dahil Yunanistan artık Amerika için bir üs durumundadır. Dedeağaç bölgesinde ve adalardaki bazı havaalanlarında yoğun şekilde güçlendirip kullanmaya başlayabilecektir. Aslında Amerika incirlik üstüne alternatifler yaratıyor. Yani bir süre sonra belki incirlik yerine Dedeağaç bir havaalanını doğru geliştirip hadi elinde bir incirlik kozu vardı bıraktım sana diyebilir. Şimdi her ne kadar biz boğazlardan bahsediyoruz işte Rusya'ya kontrol ediyoruz ama şimdi Yunanistan'ın bir hazırlığı var. İşte kara sularını 6 milin üzerine çıkarma. Genelde kamuoyunda bir yanlış bilgi var. Efendim kara sularının 12 mile çıkarması savaş sebebi. Hayır kardeşim. 6 milin üstüne çıkarması savaş sebebi. 11.9 mil yaptı yani savaşmayacak mısın? Hayır. 6 milin üstüne çıkarması savaş sebebidir. Şimdi Amerika yavaş yavaş Yunanistan buna hazırlık yapıyor. Destekliyor. Amacı da şu. Ege Denizi'nin tümünün kontrolünü Yunanistan'a vermek. Dolayısıyla Ege Denizi'ni kontrol ederseniz Boğazlar da kontrol ediyorsunuz zaten. Boğazların sizin elinizde olması veya doğru. Kontrolünde olması çok bir şey ifade etmiyor. Amerika alternatifini geliştiriyor. İşte burayı güçlendirip Dedeağaç Havaalanı, İncirlik Havaalanı gibi güçlendirip hazırladıktan sonra Amerika bunun hazırlığını yapıyor. Türkiye'ye belli bir süre sonra hadi güle güle diyebilirler. Tabii burada şu anda uzun vadede öyle planları olabilir. Yani belki kısa vadede evet. Hemen olmaz ama dediğiniz gibi çok ben o şeyleri görüyoruz. Yani resmen evet. Yığınak yapıyor. Zaten 20 adayı da biliyorsunuz işgal etti. Adacık diyorlar ama ada. Sonuçta orada da askeri birlikleri var. Yani orada resimleri var. Yunan askerleri bizden o ufak tefek alınan adalar 18'di sanıyorum 20'ye çıktı. Adalara asker çıkardı. Ve bu AKP döneminde oldu bunlar. Maalesef bu dönemde büyük işte çapta var. İşgal var. Şimdi her ne kadar küçük bir kayalık bile olsa bir kayalığın etrafında 6 millik evet. Önceki bir kara suyu oluşuyor hemen. Hemen diyor bu kara suyu bana ait. Bir de fır hattı var malum hani uçuş kontrol bölgesi. Bunun Atina fırı, İstanbul fırı gibi uçuş kontrol bölgeleri var. Yunanistan bunu da hava hakimiyet bölgesi olarak değerlendiriyor. Yani böyle bir anlayış içerisinde Amerika'dan da büyük destek görüyor. Tabii özellikle Rum lobisi başta olmak üzere İsrail lobisi, Ermeni lobisi Yunanistan'ı oldukça destekliyor. Ve özellikle Amerika'nın yaptığı büyük yığınakta bu lobilerin etkisi var. Uzun vadede Türkiye'nin ne yapacağı belli olmaz düşüncesiyle bir alternatif oluşturuyor Amerika.
Ve ikinci bir alternatif de eğer Türkiye'nin yapacağı belli olmazın ötesinde hazır olduğunda hadi Türkiye'yi NATO'dan çıkaralım. Çıkarabilir hazır olduğunda. Korusunu evet. Ortaya atabilir. Yani NATO'yu lağvettik. İsmini NATO'm dedik diye bir başka bir isim bulurlar. Olabilir. Ondan sonra yeni bir pakt kurarlar. Olabilir, dolayısıyla evet. doğru. Türkiye yerine Güney Kıbrıs Rum kesimini alırlar. Yani siz hayır ben NATO'dan çıkmıyorum. Çıkmıyorsun tek başına o zaman NATO'da kal. Biz şu paktı kurduk. Dediklerinde ne yapacaksınız? Dolayısıyla biz şu anda birçok yanlış yapıyoruz. Bence yanlışın altında da stratejik önem yani konumuza güveniyoruz. Tamam güvenelim ama dış politikada güçlü olalım, ekonomik olarak güçlü olalım ve istikrarlı bir politika izleyelim. Ama şu anda Türkiye işte Ukrayna krizinde halen politikasını tam olarak belirlemiş değil. Yani yurtta sulh, cihanda sulh mu diyoruz? Yoksa işte hem Ukrayna'ya hem Rusya'ya göz mü kırpıyoruz? Bu konuda net değiliz açıkçası ve yavaş yavaş sıkışmaya başladık. İşte en son Rusya ele geçirdiği bir takım buğdaylar özellikle Donbas bölgesindeki buğdayları bir kısmını Türkiye'ye gönderdi diye Ukrayna Büyükelçisi bir açıklama yaptı. Dolayısıyla artık Türkiye sıkışmaya başladı. Bir karar vermesi gerekiyor. Nitekim başlangıçta belirttiğimiz gibi İsveç ve Finlandiya konusunda kararsızlığın temelinde aslında bir yerde Rusya ne der? Rusya ile ilişkimiz nasıl olur? Bu konu hep gündemde. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yunanistan aslında tek başına herhangi bir şey yapacak bir ülke değil bize. Ama önemli ölçüde işte Fransa'dan, Amerika'dan, şuradan buradan destek alıp NATO dışı bir oluşum veya harekatla bir çatışma ortamı oluşabilir. Yani Kurtuluş Savaşı'ndan önce de biliyorsunuz Yunanistan'ı kullandılar. Tek evet. başına Yunanistan tabii ki bir şey yapamaz. Ama o dönemde de arkasında İngiltere vardı işte. Sonuçta büyük güçler işte Ukrayna'da da Amerika veya NATO kendi NATO üyesi ülkeler askerlerini yollamadılar. Ama çünkü o şeyi göze alamıyorlar. Böyle ülkeleri kullanıyorlar. Yunanistan'ın böyle bir hataya düşmemesi lazım ama orada resmen bir askeri yığınak var. Hakikaten Türkiye'nin zayıf bir anında Yunanistan'ı kullanabilirler Türkiye'ye karşı. Bu çok tehlikeli bir şey. Ve bizim güneyden de dediğiniz gibi Kıbrıs Rum kesimine de bir destek olduğu zaman biz denizlere çıkamaz hale gelebiliriz. Amaçları o zaten. Ege'yi kullanamayacağız, oraya çıkamayacağız. Deniz gücü dünyada çok önemli. Deniz gücünüz yoksa bitiksiniz demektir. Hiçbir şeyiniz yok demektir. Bizim ve üç tarafımız denizlerle çevrili. Yani Karadeniz'de bir şeyimiz var çünkü orada mesela gaz arama rahatlıkla yapabiliyoruz biliyorsunuz ki. Ama Ege'de ve evet. Akdeniz'de problem oluyor. Özellikle Akdeniz'de işte Kıbrıs Akdeniz'de, Kıbrıs bölgesinde, Doğu Akdeniz bölgesinde sıkıntılar yaşıyoruz. Evet, çok büyük sıkıntılar var. Şimdi oradan şeye gelirsek Gürcistan'da bu Osetya'da bir şey vardı. Bağımsızlık referandumu iptal edildi ama herhalde bu olaylardan dolayı göze alamadı. Daha doğrusu Rusya'ya bağlanması referandumu 17 Temmuz'da yapılacak. Rusya'ya bağlanacaktı. İptal edildi o. Güney Osetya. Tabii bu Gürcistan'ın durumu da Osetya'da çok farklı tarihi boyutları var ama Gürcistan'dan koptu bir şekilde bu Rusya dağıldıktan sonra zaten. Ondan önce zaten tarihi geçmiş olarak baktığımız zaman Osetya işte 1922'de kurulmuş. Daha evet. sonra gelmiş işte Gürcistan'a bağlanmış Rusya Sovyetler Birliği döneminde. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra da Gürcistan'la çatışmaları oluyor ve buradaki insanlar Rusya'yla beraber hareket ediyorlar. Kuzey Osetya zaten Rusya'da, Güney Osetya bağımsızlığını ilan etmiş. Bağımsız yapıda evet. Bağımsız yapıda ama bir çatışmaları olmuş Gürcistan'la. Şu anda bir karışıklık yok ama hani oradan tabii Rusya'yla ilişkileri iyi. Orada bir karışıklık olur mu? Tabii oradan güneyimize geleceğiz ama hani önce bir Gürcistan'la ilgili ne dersiniz bu olaylara? Nasıl bakarsınız? Bir süre önce hatırlarsınız bir değerlendirme yapmıştık. Şu anda Ukrayna savaşı aslında Rusya'yı yıpratma, eritme, Rusya Federasyonu'nun parçalama savaşına dönüştü ve şu anda gidiş
Rusya Federasyonu'nun bir şekilde parçalanacağı yönünde gidiyor. Ve burada hemen dikkatimizi çeken Kafkasya'daki 8 ülke bir şekilde Türkiye'nin burayla ilişkilerini geliştirmesi gerekiyor. Rusya Federasyonu dağıldığında bu ülkeler boşta kalacaktır. İşte Gürcistan, Ermenistan ve diğer, tabi Ermenistan'a çok katılım olmaz ama bu bağımsız kalacak ülkelerle Türkiye'nin hemen bugünden geç kalmadan ilişkisini geliştirmesi gerekiyor. Şimdi tabi Ukrayna Savaşı'yla bağlantısı da var bu konunun. Şu anda Rusya Ukrayna Savaşı'nda başlangıçta belirttiği hiçbir hedefe ulaşamadı. Donbas bölgesinde dahi şu anda seyir savaşları devam ediyor. Bir Mariupol'da önemli ölçüde kontrol sağlanmış durumda. Ve Ukrayna ordusu da şu anda Donbas bölgesindeki milis güçleri ve orada kalan bir kısım askeri birlikler dışında kalan tüm birliklerini toparlama, teçhizatlarını yenileme, T-72 tanklar dahil modern teçhizatla donatma ve bir taarruz hazırlığı içerisinde. Dolayısıyla Rusya da bunun farkına vardığı için Donbas bölgesine T-64 tanklarını getirmeye başladı. Niye bu T-64 tankı dediğinizde bu silahlar çok eski teknoloji silahlar. Bir zamanlar Türkiye'de de MK-47 dediğimiz çok eski nesil tanklar vardı. Benzer özelliklere sahip. Bunların amacı savunma hattı oluşturmak. Yani Rusya şu anda Donbas bölgesiyle Ukrayna arasında, yani Donbas bölgesi batısında T-64 tanklarıyla bir savunma hattı oluşturalım. Artık Donbas bölgesini elden çıkarmayalım şeklinde bir hazırlık içerisinde. Ve muhtemelen de Ukrayna hazırlıklarını tamamladıktan sonra önce Donbas değil ama Mariupol ve muhtemelen de Kırım başta olmak üzere taarruzi bir harekat hazırlığı yürütüyor şu anda Ukrayna. Buna yönelik malzeme teçhizatını önemli ölçüde tamamladı. Yapılanmasına devam ediyor. Rusya da bunun farkına vardığı için artık bu böyle bir taarruzda Donbas ancak savunurum diyor. Çünkü Donbas dışındaki askeri unsurlarının lojistik desteğini sağlayamıyor. Yani Kırım'a şu anda destek sağlayamıyor. Orada büyük sıkıntı var. Kırım'daki birliklerin büyük kısmı imha olmuş durumda. Mariupol'da kısmen kontrolü sağladı. Donbas'la birlikte orayı değerlendiriyor. Donbas'tan desteğini oraya sağlıyor. Şimdi bunun sonucunda Batı ülkeler savaşın bitmesini istemiyor. Rusya'nın yıpranması için bu savaşın uzaması gerekiyor. Ve anlayış da bu. Yani istenirse belki bugün Ukrayna savaşı bitirir veya Batı ülkeler Ukrayna'yı destekler. Savaş bitirilir. Rusya da bunu çok arzu ediyor ama maalesef Rusya da geri adım atmıyor. Peki bir şey sormak istiyorum Haydar Bey. Şimdi bu kullanılan silahlar benim, yani biz tabii uzaktan baktığımız için siz daha iyi bilirsiniz. Silah türleri işte hipersonik füzeler, yeni duyduğumuz kavramlar. Evet. Ondan evet. Sonra yani bunlar mesela karşı tarafın da NATO'nun silahları var işte Ukrayna'da. Bunların birbiriyle olan şeyi nedir? Bir de bu Rus amiral gemisi battı biliyorsunuz, kruvazör. 20 evet. mil içeriye girdi diye battı. Şimdi daha geride tuttukları söyleniyor gemileri. Yani bu Ukrayna'nın kullandığı silahlar birbirine üstünlüğü ne derece? Bu hipersonik füzeler mesela Rusya da ciddi zayiat verdi. İşte açıklama evet. yapıldı. Belli noktaları imha etmişler. Bayağı bir işte askeri tesisi Ukrayna'da imha ettikleri söyleniyor. Bu üstünlük konusunda tabii mutlaka iki tarafında üstün olduğu noktalar vardır ama ne diyorsunuz? Yani hangisi daha üstün silah ve teçhizat açısından? Hipersonik füzelerin özelliğini bir de ben merak ediyorum. Şimdi süpersonik ve yani sesten hızlı füzeler. Bunlar çok yüksek süratle geliyor. Yani vurulması oldukça güç. Mesela Patriot füzelerini alalım. İşte Körfez krizi esnasında ve Irak savaşı esnasında Patriot füzeleri İsrail'e atılan füzelerin ancak %70'ini vurabilmişti. Yani bununla bağlantılı bu tip füzeleri attığınızda çok süratli bir şekilde reaksiyon gösterilemeden veya çok az bir karşı tarafa reaksiyon süresi bırakarak hedefe ulaşabiliyor. Ama burada şöyle bir durum var. Ukrayna'da Ukrayna birlikleri tahkimatını yapmış durumda. Yani yer altına gömülmüş durumda. Birçok tesisleri 2014'ten beri hazırlık yapıyor ama Rus birlikleri
taarruz eden unsurlar olduğu için hepsi açıkta. Yani gömülü bir birlik yok. Ve bu tip krizlerde her ülke bir de yeni silahlarını dener. Bunu Afganistan'da çok gördük. İşte Cougar helikopterleri Fransa'nın yeni bir motor hemen Cougar için geliştirmişler. Geldi orada denemesini yaptı. İşte Hollanda F-16 filosunu göndererek pilot eğitimini yaptı. Diğer ülkelerin hep yeni silahlarını orada gördük. Bu tip krizler ve savaş alanları aynı zamanda yeni silahların deneme alanlarıdır. Şimdi Batı yani çok kritik tank savar silahlarını denedi ve başarıyla kullanıyor. Şimdi tanklarda özellikle tank savar silahları ve mühimmatı atış yapıldığında tankların yan veya ön kısımdan geldiği için tahribat kolaydı. Bu nedenle tankların yan ve ön kısımları, arka kısımları önemli ölçüde zırhlara desteklendi. Şimdi yeni tank savar silahları şu anda Ukrayna'ya verildi. Javelin silahları verildi. Tankın yanına geliyor, havaya çıkıyor, havadan tanka dalış yapıyor. Dolayısıyla o anlam bütün yeni tedbirleri sistem ortadan kaldırdı. Evet. O nedenle Rusya teyitmiş ki tankları büyük ölçüde imha olunca T-90 tanklarını getirdi. Onlar da maalesef buna dayanamadı, imha oldu. O nedenle Rusya zırhlı araç ve tanklarını büyük ölçüde kullanamaz durumda. Bir de hava kuvvetlerini kullanıyor sanıyorum. Hava kuvvetleriyle daha çok değil mi Rusya şu anda? Rusya hava kuvvetlerini Rusya neredeyse hiç kullanamıyor maalesef. Ya şeyi düşürüyorlar yani bu insansız hava araçlarını falan da düşürdüklerini söylüyorlar. Bir de tesisleri vurduklarını söylüyorlar. Askeri tesisleri. Şimdi askeri tesisler askeri tesisler derken. Askeri alanlar, askeri tesisler Ukrayna'ya bağlı. Pek çok Ukrayna, tesis işte 500'ün üzerinde tesisi vurdukları söyleniyor. Hava kuvvetlerini kullandı belli ölçüde sanıyorum. Tabii kara savaşları da var ama. Hava kuvvetlerini belli ilk başlangıçta kullandı ama Rusya'nın çok önemli bir zafiyeti ortaya çıktı. Rusya Su-57 uçaklarını kullanamıyor. En son uçakları bunlar. En son teknoloji. Belli sayıda üretti. Seri üretime tam olarak geçemedi. Diğer MiG-29, MiG-35 gibi uçaklarını kullandı ama bunlar büyük ölçüde zayiat uğradı. Yani şu anda Rusya Hava Kuvvetleri'nin hemen hemen elinde 750 civarında savaş uçağı vardı. 200'e yakını bu şekilde kaybetti. Dolayısıyla bunun nedeni de Batı'nın özellikle tank savar ve hava savunma füzesi bol miktarda Ukrayna'ya vermesi ve kolayca vurulabiliyor bu uçaklar. Stinger başta olmak üzere çok sayıda hava savunma füzesi gönderildi. Rusya Su-57'leri gönderirse belki bir hava üstünlüğü gündeme gelebilir ama onların da hiçbir tanesini göndermedi. Çünkü Su-57'leri gönderir de Batı'dan da gönderilen silahların yardımıyla hava savunma silahlarının eğer bu uçaklar vurulursa Rusya dünya hava gücü sıralamasında çok çok gerilere düşebilir. Bundan korkuyor. Ve bu nedenle de Su-57 uçaklarının hiçbirini gönderemedi. Belli ölçüde hava kuvvetleriyle bazı hedeflere uzaktan işte füze göndererek taarruz edebiliyor veya işte hipersonik füzeler veya roketlerle saldırı yapıyor ama yoğun şekilde bir hava gücü kullanımı söz konusu değil. Zaten Ukrayna o bakımdan biraz rahat. Yani Ukrayna tank savar veya hava savunma sistemleri açısından büyük ölçüde destek aldı. İngiltere binin üzerinde silah gönderdi. Amerika aynısını yaptı. Diğer ülkelerin önemli ölçüde Almanya'nın başta olmak üzere tank savar silah desteği var. Fransa gönderdi. Dolayısıyla şu anda Rusya'nın elindeki silah sistemleri nispeten eski teknoloji. Yeni teknoloji tanklar T-90 bunlardan bir grup gönderdi. Hepsi imha olunca ikinci grubu gönderemedi. Su-57'yi gönderemiyor. Ve şu anda bunları kullanamayınca Ukrayna'nın muhtemel bir taarruzuna karşı veya saldırısına karşı ki bu hazırlığı görüyor Rusya'da T-64 tanklarını getirmesinin nedeni o. Bu tanklar bir sadece zırh yığını. Yani bir hareket kabiliyeti yok. Sadece bir yere mevzilenir. İşte gelen hedefe mermisini atar. Ve ama kolayca imha olur. Evet. Bir de denizden baktığımız zaman Karadeniz'den oraya gelmek istiyorum. Rusya oraya bir tuttu.
Şimdi oraya gelmek istiyorum. Öncelikle başta Odessa olmak üzere Kırım bölgesine deniz gücüyle çok yaklaşmıştı. Ama ilk aşamada çıkarma yapacağı gemiler imha oldu. Dolayısıyla Kırım'daki güçlerini destekleyemedi. Ve Neptün füzesi, malum Ukrayna'nın geliştirdiği silah sistemlerinden, ki kıyıya 200 kilometre mesafedeki amiral gemisini vurdu. Şimdi bu gemileri daha da geri, yani Türk kıyılarına, bizim Türkiye kıyılarına yakın yerlerde veya Karadeniz'i ikiye ortadan böldüğünüzde güney kesimine doğru gönderdi. Dolayısıyla deniz desteğini Rusya aslında büyük ölçüde sağlayamıyor. Neden yapamıyor? Şimdi amiral gemisinin bir özelliği vardır. Amiral gemisi her türlü tehdide karşı o filoyu koruyan gemidir. Her türlü tehdide karşı korumayı sağlayan gemidir. Diğer gemilerin belli görevleri vardır ve korumaları amiral gemisi gibi değildir. Dolayısıyla diğer gemilerin vurması daha kolay. Rusya o nedenle diğer gemileri çok kıyıya yaklaştıramıyor. Amiral gemisi gibi bir koruma yok. Şu anda vurulan amiral gemisinden iki tane daha var elinde. Bir Baltık filosunda var, bir de Pasifik filosunda var. Birisi Baltık, biri Pasifik filosunun amiral gemileri. Şu anda Karadeniz filosu amiral gemisiz kaldı. Baltık filosundaki amiral gemisini çekemiyor. Çünkü Baltık da ısınmaya başladı. Burada tatbikatlar yapılıyor. Pasifik filosu önemli bir filo. En büyük filolardan birisi. Evet. Onu da amiral gemisini çekemiyor. Çünkü anakaradan oldukça uzak bir... Bir de boğazlardan geçemiyor sanıyorum, değil mi? Şu anda, Montreux'den dolayı. Montreux'den dolayı hiçbir gemisini zaten boğazlardan geçiremiyor. Çünkü üssü yok bu gemilerin. Karadeniz üssü yok. Dolayısıyla aslında Rusya Karadeniz'de donanmayı kullanamadığı için Kırım'ı destekleyemiyor. Yani Kırım şu anda çok açık bir hedef haline geldi. İlk kara gücünü buradan, Herson ve Herson bölgesi dahil olmak üzere buradan kullandı. Ama bu kara gücü imha oldu. Destekleyemiyor. Buraya lojistik destek sağlayan Mariupol'dan bir demiryolu hattı vardı, Donbas bölgesinden gelen. Bu demiryolu hattını da Ukrayna imha edince Kırım'a lojistik destek sağlayamıyor. Aslında Kırım şu anda bakıldığında Ukrayna tarafından kolay bir hedef haline getirilmek üzere. Yani askeri birlik kalmadı, büyük ölçüde yıpranma var, lojistik destek sağlayamıyor ve Rus donanması buraya yaklaşamıyor. Ama Azak Denizi'nde Rus donanması işte belli ölçüde ticari gemileri koruyabiliyor. Kaliningrad'ın durumu ne olacak? Peki orada bir bölge var ama orada ne bekliyorsunuz? Oradan oraya bir şey yapabilir mi Rusya? Yani oradan bir tabii şey, orada ayrı bir bölge olduğu için evet. Bir destek veya şey, bir karışıklık durumunda olur mu Kaliningrad'dan? Şimdi Rusya'nın en büyük sorunu lojistik destek. Rusya şimdi artık Belarus'tan lojistik destek sağlayamıyor. Demiryolu hattını Belarus, malum işçilere demiryolu işçileri imha etti. Belarus'tan destek sağlayamadığı için Dnieper Nehri'nin, yani Ukrayna'yı kuzeyden güneye bölen Dnieper Nehri'nin batısında hiçbir askeri unsuru kalmadı. Doğuya gidildiğinde Harkov bölgesinde Ukrayna Rusya'nın 160 kilometre derinliğine giderek lojistik üslerini imha etti. Yani taarruz helikopterleri ve İşte özel kuvvetler unsurları ve diğer destek unsurlarıyla imha etti. Harkov'un kuzeyinden de destek sağlayamıyor. Kırım'dan sağlayamıyor. Kırım'dan desteği sağlaması için denizden buraya önce desteği getirip lojistik desteği buradan ulaştırması gerekiyor. Şu anda Donbas bölgesinin doğusunda oluşturduğu bir lojistik üstten destek sağlamaya çalışıyor. Nitekim Ukrayna'da buraya yakın zamanda bir saldırı düzenledi. Rusya'nın en büyük sorunu ne kadar güç getirirse getirsin, lojistik desteği olmadıktan sonra o güç harekatını devam ettiremez. O nedenle sabit bir savunma yapısı kurmaya çalışıyor. Bunu da Donbas bölgesinin batısında, işte Rusya'nın diğer bölgelerinde silahlı kuvvetler birisi bulunan eski nesil işte bir külçe, bir demir yığını dediğimiz T-64 tanklarını getirip buraları bir yere sabitleyecek. Artık bunlar bir yere kımıldamayacak. Kımıldayacak durumda değildir zaten onlar. Bunlar yaklaşan hedeflere tank atışıyla imha etmeye yarayan bir savunma hattı kurmaya çalışıyor. Rusya o nedenle sıkıntıda.
Evet, artık Ukrayna'yı işgal, efendim işte Odessa'ya gidelim, işte Moldova'ya gidelim falan. Bu artık Rusya bunlara hayal bile eder durumda değil. Batı da bunun farkında olduğu için şu anda hava gücünü büyük ölçüde ilk aşamada zayıflattılar Rusya'nın. Hava savunma silahlarıyla. Ve şu anda tam tersi Ukrayna'ya önemli miktarda MiG-29 başta olmak üzere Polonya ve diğer Doğu Avrupa ülkelerinden uçak verdiler. Bunlar şu anda hazırlık yapıyorlar. Önemli ölçüde nispeten daha modern T-72 tank desteği sağladılar. Ve ordu toparlanmaya başladı. Şu anda Rusya taarruz gücünü kaybetti. Ukrayna hazırlanıyor taarruza. Rusya geri de çekilemiyor. Artık ben bıraktım Donbas dahil. Bunu da artık bu şansını da kaybetti. Müthiş bir tuzağın içerisinde. Zaten özellikle Gürcistan başta olmak üzere Kafkasya'daki hareketlenmelerin nedeni malum, belki hatırlarsınız, iki ay kadar önce bir yazımızda buna değinmiştik. Türkiye'nin bir an önce hemen burayla ilgilenmesi gerekiyor. Şu anda amaç Rusya Federasyonu'nu dağıtmak. Rusya'da bir karmaşa çıkarıp Rusya Federasyonu'nu dağıtmak. Şu anda oraya doğru gidiyor Rusya. Hem bu bölgede etkisini kaybetmeye başladı. Aynı zamanda Afrika'daki bir takım ülkelerle ilişkisi oldukça iyiydi. O ülkeler şimdi geri adım atmaya başladılar. Amerika başta Suudi Arabistan olmak üzere Arap ülkeleri ve Afrika ülkeleriyle görüşmelere başladılar. Rusya'yı tecrit etme şu anda yöntemini seçiyorlar. Kafkasya çok değil, yani Rusya Kırım'ı kaybederse veya Mariupol'u kaybederse veya Ukrayna başarılı bir taarruz harekatı, karşı taarruz harekatıyla Kırım, Mariupol veya Donbas bölgesine ele alırsa, tekrar geriye alırsa artık Rusya Federasyonu'nun ayakta kalması mümkün değil. İşte bu ülkeler, Ossetya başta olmak üzere. Yani bir dağılma Dağıstan, bitmiyorsunuz siz kesinlikle. Dağıstan, Çeçen, bunlar artık dağılma sürecine girdi. Yani şu anda Çeçen güçleri bile artık bölündü. Malum bir kısmı geri gitti. Bir kısmı, yani Ukrayna'ya gelen güçlerden bahsediyorum. Bir kısmı Ukrayna ordusuna katıldı. Ki en yakın destekçi Çeçenistan'dı. O da Çeçen liderin Putin tarafından özel yetiştirilmiş olmasının, tabii mazide bazı ilişkileri var onların. Genç yaşta aldı, onu yetiştirdi. Onu kullanmak istiyor ve kullanıyor. Diğer ülkeler zaten bir de şunu görüyorlar. Rusya ile kaldığımız sürece bizim bir adım ileri gitmemiz mümkün değil. Ama Batılılar gelirse işte ekonomik olarak ve askeri olarak farklı açılardan destekleriz diyorlar. Yani yavaş yavaş kıpırdanmaya başladılar. Böyledir. Herkes yani, kendi ülkesini yani düşünüyor tabii orada. Osmanlı'nın Balkanları kaybetmesi gibi. Yani düşün, Osmanlı İmparatorluğu zayıflama başladığında Bulgar, Yunan çeteleri, işte Balkanlarda isyanlar başladı. Bunlar da aynıdır. Yani nasıl Afganistan'da yenilip döndükten sonra Sovyetler Birliği, Afgan yenilgisi sonrası Rusya'nın dağıldıktan sonra Ukrayna'da muhtemelen şu anda öyle gözüküyor. Yani bu kadar batılı destekten, işte ekonomik, siyasi destekten, Rusya'nın birçok mali güç dahil birçok güçlerin kontrol altına alınması veya batılı ülkeler tarafından ambargolar koyulması nedeniyle Rusya Federasyonu'nda bir şekilde dağılma sürecine girecektir. Tabii Türkiye'de bir yerde bunu da bekliyor olabilir. Yani Rusya'nın durumunu görelim, pozisyonunu alalım. Evet, ekonomik olarak ben de onu diyecektim şimdi. Geçen yine bir haber çıktı. Rus şirketler Türkiye'ye geliyor diye. Çünkü biliyorsunuz Batı'da ambargo var. Evet. Bu bize yararsa zaten belki ittifaklar dünyada farklı olacak. Yani çünkü Rus şirketler pek çok dünyada dükkan kapattılar. İşte bize gelip burada yatırım yapacakları söyleniyor. Bu arada tabii Rusya'nın da petrol satışlarının arttığı söyleniyor. Ekonomik yaptırımlar, çünkü gaz var sonuçta, Rusya'da petrol var, doğalgaz var, evet. Enerji kaynakları var, onu kullanıyor ve buradan bir batı sıkışıyor. Batı'da işte bir sıkışıklık var. Hala Rusya'ya ambargo koyacağız diyorlar ama işte Avrupa'da belli bir bağımlılık var. Onu bırakın, gıda üzerinden bir kriz dünyada çıktı. Evet. Dolayısıyla Rusya da buradan bir sıkıştırıyor, bir kazanım elde etti.
Petrol satışı arttı Rusya'nın. Kâr elde etti şu anda. Yani yıl sonuna kadar daha da arttıracağı söyleniyor. Ama tabii dünyadan ekonomik olarak şirketleri dışlandı. Müthiş bir yaptırım aldı. O ayrı ama bu şirketlerin işte Türkiye'ye gelmesi bu nasıl olur, olur mu? Yani burada bir takım ortaklıklar kurulacağı söyleniyor veya başlandığı bunların söyleniyor. O takdirde Türkiye'nin NATO ile ilişkileri bir sıkıntıya girecek. Yani Türkiye'nin bir karar vermesi gerekecek tabii. Böyle bir durum da var. Bunu da bir kısaca şey yapıp oradan isterseniz Evet. Pençekilit harekatına dönelim Güney bölgemizin. Tabii ki. Şimdi tabii Rusya'nın özellikle Çin'e malum 3000 kilometrelik bir boru hattı var Çin'e. Çin'e enerji ihracatında artış var. Çin'in de buna ihtiyacı var. Şu anda artışın temelinde Çin'in ihtiyaçlarının karşılanması var. Zaten Çin büyük bir talepte bulunmuştu enerji açısından. Şu anda Rusya Batı'ya satamadığı hemen hemen enerjiyi Çin'e satmaya başladı. Çin tabii bu arada 2 yıldır gıda da biriktiriyor. Yani bir gıda krizi zaten dünyayı bekliyor kapıda ve Çin bir yerde bunu tetikledi diyebiliriz. Tabii bakıldığında Rusya ve Ukrayna ikisi birlikte dünya tahıl üretiminin %25'ini karşılıyorlar. Bu önemli bir rakam. İşte diğer ülkelere bakıldığında büyük ölçüde sanayi ön planda, tarım ön planda değil. Özellikle Avrupa ülkelerinde tarım açısından işte farklı ülkeleri başta Afrika olmak üzere bir ara malum bizimki biz de Sudan'dan bir takım toprakları alıp işte burada işte tarım yapmaya çalıştık ama şu ana kadar başarılı olamadık. Bildiğim kadarıyla 4-5 yıldır başlayamadı. Şu anda Rusya'da özellikle bir de kendi parası ruble kıymetlenmeye başladı. Çünkü Rusya dışarı döviz çıkışını yasakladı. Bir kişi yalnız yılda 10 bin dolarlık bir döviz belli izinlerle çıkarabiliyor. Şimdi şirketlere geldiğimizde, şimdi Rus şirketleri yatırım yapacak dediğinizde bunlar herhangi bir teknoloji getirmiyorlar. Yani zaten Rusya'nın teknolojisiyle Batı'nın teknolojisi arasında çok fark var. Bunlar mali olarak kaynak getirebilir. Yani finansman sağlayabilir. Türkiye'deki şirketlere ortak olabilirler. Ama bunlar zaten kişisel olduğu için bu iş adamları ve yatırımcılar Batı Türkiye'yi evet biraz sıkıştırabilir ama doğrudan Rus devletinin yatırımları olmadığı için o konuda biraz sıkıştırmakta kalabilir. Ama bu yatırımcılar hangi alanlara yatırım yapacak bilmiyoruz. Yani Türkiye'nin tarımına mı yatırım yapacak? İşte sanayiye mi yatırım yapacak? Çünkü bir de Ya Türkiye'nin Akkuyu'da örneğin nükleer nükleer santral santral açılmıştı. yani Yani o halen nereye devam yatırım ediyor. yapacaklar başka? Evet. Yani çok da yeni alanlar nedir? Türkiye'nin elindeki plan nedir? Yani bir elimizde eskiden olduğu gibi kalkınma planları yok. Hangi planımız destekleyecek? Şimdi baktığınızda biz Doğru. tarımımızı kendimiz desteklemiyoruz zaten. Çiftçimize dışarıdan tohum almayı bile yasakladık. İşte çiftçi elindekiyle gübresiz, ilaçsız tarımını yaptı. İşte bu son yağışlarla onun da %80'i maalesef gitti. Tarımı desteklemiyor. Sanayi destekliyor deseniz sanayiye bir destek yok. Yani KOBİ'ler ağırlıklı olmak üzere bir sanayi üretimimiz var. Ha büyük yatırımcılar gelip KOBİ'lerle çalışmaz. Ha kimlerle işbirliği yapabilir? Büyük holdingler, işte Sabancı, işte Koç ve benzeri gruplara yatırım yapabilirler. Müşterek yatırım yapabilir. Bu yatırım Türkiye'de mi olur? Başka bir ülkede mi olur? Yani illa Türkiye'de yapmaları gerekmiyor. Müştereken bu yatırımı başka ülkelerde de yapabilirler ama bir teknoloji transferi olmaz Rusya'dan. Sadece bu iş adamlarının kaynaklarını Türkiye'ye aktarma şeklinde ki şu anda büyük ölçüde bunu Gürcistan üzerinden yapmaya başladılar. Daha küçük kaynaklara sahip yatırımcılar Gürcistan üzerinden paralarını işte Türkiye dahil olmak üzere başka ülkelere aktarmaya çalışıyorlar. Biraz daha işte kolaylık var Zaten Rus Gürcistan açısından. zenginlerin yatları da bizim kıyılarımıza çekilmiş Evet. durumda. Yani Yani ilginç, evet. Rus zenginler açısından Türkiye şu anda cazip oldu çünkü Rusya'da parasını kullanamıyor. Şimdi aslında bu zenginlerin paralarını Batılılar da el koydular. Büyük kısmına Rusya'nın paralarını el koydular. En azından
ne kurtarabilirsek deyip gelip Türkiye'de yatırım yapacaklar. İşte mesela hava yolu şirketi kapandı. Ne yapalım? Hiçbir yere gidemiyorlar. Gelecekler Türkiye'ye. İşte Türk Hava Yolları veya diğer hava yolu şirketleriyle ortaklıklar yapacaklardır. Yani bu şekilde bir mali kaynak gelebilir ama bunun boyutunu çok büyük olacağını değerlendirmiyorum. Bir de uzun vadeli olacağını düşünmüyorum. Yani bu kriz bitecektir. Rusya'nın ambargosu kalkacaktır. Bunlar yine ülkelerine, kendi öz kaynaklarına döneceklerdir. Türkiye buradan ne bekliyor bilmiyoruz. Çünkü bizim yani planımız yok. Politikamız yok. Yani evet, belki Suriye'yi gündeme getiririz. Ya da Türkiye'nin Suriye politikasını bilen kimse olduğunu sanmıyorum. Malum ben yıllardır, 10 yıldır, 11 yıldır takip ediyoruz. Doğaçlama gidiyor sanki. Doğaçlama ve seçime yönelik gibi. Değil yani. Politikamız yok. Orada bir sürü işte insan besliyoruz. On binlerce militan besleniyor İdlib'de veya evet, başka yerlerde. Haydar Bey, bu Amerika'da Associated Press Ajansı geçen bir haber okudum da Türkiye'yi değerlendiriyor. Şöyle değerlendiriyor. İşte Pençekilit'e gelirsek, bu güneydeki 30 mil güvenlik kordonu oluşturması Türkiye'nin şu anlama geliyor diyor. Yani iktidar partisi sıkıştı. Türkiye'deki milliyetçi oyları kazanmak için bu harekatı yaptığı söyleniyor diyor. Yani onların değerlendirmesi o şekilde. Tabii burada Amerika bu harekata karşı çıkıyor. Bu tabii ajanslar da taraflı çoğu, biliyoruz ama. Evet. Fakat Rusya bu Türkiye'nin harekatına, tabii Rusya sıkışık durumda olduğu için anlayışla karşıladığını söyledi. Güvenlik endişelerini Türkiye'nin anlayışla karşıladığını söyledi. Bu Pençekilit operasyonu ve 30 kilometrelik bir kordon oluşturma. Tabii bu bizim için önemli. Şöyle AKP'den bağımsız bakarsak, Türkiye'ye bir göç dalgası oldu. Bu insanlar geri gönderilse nereye gönderilecek? Ama işte diğer yandan Esad da diyor ki, bu insanlar hani oraya gönderilirse benim için tehlike olabilir diyor. Çünkü Türkiye'ye giren bazı insanların ne olduğunu biz de bilmiyoruz. IŞİD'li midir, evet, şeyli midir? Yani bunların arasında sıradan insanlar var tabii, milyonlarca mağdur insan, ama asıl bizim için sıkıntılı durum kaç bin tane, siz geçen söylediniz Afganistan'dan da geldi dediniz, aralarında terörist olabilir. 50 bine işte, yakın Amerikan elemanları geldi. Yani bunlar tabii, silahlı gruplar bunlar. Bunları Türkiye, işte asıl bunları test edip nasıl göndereceğiz? O güvenlik kordonun içine mi koyacaklar? Şeyde diyor ki Suriye, yani bu şeyi kabul etmiyor Esad. Çünkü insanlar göç ettikleri yerlere dönebilir ama oraya yerleştirilirse bu sefer de onlar kendilerini ayrı bir tehdit olarak görebilir bunları. Ve oraya Suriye'de kendi işte askeri gücünü yerleştireceğini söylemiş. Rusya karışmıyorum diyor şimdilik. Amerika kesinlikle karşı çıkıyor. Nedir bu durum? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi oradaki aktörlere baktığınızda bir kere Amerika ve Rusya özellikle Suriye'nin kuzeydoğu bölgesinde her ikisi de hakim durumda. Çünkü enerji kaynakları, yani zenginlik ve tarım alanları bu bölgede. Şimdi Türkiye'de ağırlıklı İdlib bölgesinde, yani Hatay'ın hemen güney bölgesinde ve bu bölgede on binlerce silahlı grubu destekliyor Türkiye. Ve sıkıntıya girmeye başladı bu bölgede. Yani İdlib'i elde tutmanın amacı işte bir sözde Kürdistan'ın kurulmasını engellemek, bunun Akdeniz'e çıkışını engellemek. Türkiye bunu yaptı. İdlib bölgesi, Afrin Harekatı, işte Fırat Kalkanı Harekatı'yla İdlib bölgesini kontrol ederek bu sözde Kürt devletinin kurulmak istenen, Amerika'nın kurmak istediği devletin denize çıkışını engelledi. Şimdi burada İdlib'de şu anda önemli ölçüde silahlı gruplar var. Bunların ne olacağı belli değil. İdlib bölgesi ne olacak, bunu henüz bilmiyoruz. Şimdi Amerika açısından bakıldığında çok küçük bir askeri grubu var ama PKK'yı SDG adı altında PKK'yı silahlandırdı. İşte Suriye'nin kuzey bölgesine, Fırat Nehri'nin özellikle Fırat Nehri ile Türk sınırları arasındaki bölgeye yerleştirdi. Rusya da yine bu bölgede, özellikle doğusuna doğru. Yine bu bölgede hakim güç bakıldığında büyük ölçüde Fırat'ın kuzeyinde ve güneyinde Suriye demokratik güçleri ve enerji kaynaklarıyla tarım alanları ağırlıklı bu bölgede. Şimdi Türkiye'nin yapmak istediği
bu bölgedeki PKK terör örgütünün uzantısı veya işte buradaki ismi olan YPG'ye yönelik bir hareket yapmak istiyor. Ama Amerika'da besleyip büyütüp silahlandırdığı, palazlandırdığı PKK'ya herhangi bir zarar gelsin istemiyor. Çünkü bunu Büyük Ortadoğu projesi bünyesinde bunları kullanacak. Yani taşeron olarak yıllardır kullanacak. Olduğu gibi, evet. Şimdi Rusya'ya da bakıldığında 60 bin kişilik bir güçten bahsediyor ama gerçek öyle olduğunu sanmıyorum. Rusya'nın çok az bir gücü kalmıştır. Çünkü 60 bin kişilik güç demek çok büyük lojistik üst veya lojistik imkanlar demektir. Rusya'nın çok büyük çapta lojistik üstleri yok. Bilaske limanını kontrol ediyor. Bunun dışında özellikle Suriye'nin doğusunda çok güçlü değil ve Amerika şiddetle bu harekata karşı çıkıyor. Türkiye'nin harekatına. Rusya karşı olduğunu bildirdi. Fakat bence Türkiye için burada en önemli unsur Suriye merkezi hükümetini. Artık Türkiye burada bir fırsat yakalamıştır. Buradaki PKK'nın tümünü yok edebilir. Bir şartla Suriye merkezi hükümetiyle müşterek olarak bu operasyonu yaparsa. Ve inatlaşmaya girmeden hem o 30 kilometrelik sınır bölgesini temizler hem Türkiye'de işte 6 milyona yakın rakamlar farklı oluyor ama 6, 8, 9 rakamlar havada uçuşuyor. Evet maalesef tam bilmiyoruz. Net bir rakam yok. 6 milyona yakın bir Suriyeli mülteciyi bu bölgelere gönderebilir. İşte bu bölgede tarım yaparlar, işte tesistir ki bakıldığında Halep bölgesi Suriye ekonomisinin %70'in bulunduğu bölge. Yani bizim Fırat Kalkanı bölgesinin hemen güneyi İdlib bölgesinin de hemen doğusundaki bölge. Bu ama bölgede, şu anda PKK unsurları orada. En verimli arazilerde onların olduğu söyleniyor. Şu anda Fırat'ın kuzeyinde PKK terör örgütü kontrol ediyor. Tabii Türkiye buraya yönelik harekatını 30 kilometre derinliğe gittiğinde M5 karayolunda ulaşacak demektir. Bu karayolu kontrol edecek demektir. Yani ana yol Irak'tan gelen Suriye'ye ana yolu kontrol edecek demektir. Ama Amerika buna müsaade etmez. Çünkü PKK'nın bütün lojistik desteği de bu Irak üzerinden bu yoldan sağlanıyor. Suriye Demokratik Güçleri denen unsurlar da zaten bu bölgede yoğun şekilde faaliyet gösteriyor. Buradaki Amerikan unsurları eğer Suriye'nin desteğini almadan Türkiye bir harekat yapacak olursa Türkiye'nin harekatı sınırlı olabilecektir. Amerika PKK'nın ve buradaki YPG'nin imhasını istemeyecektir. Buna yönelik bir takım tedbirler alabilecektir. Ama Suriye merkezi hükümetiyle Türkiye belki bu aralar görüşmeler yapılıyordur veya yapıldığına dair bir takım bilgiler de alıyoruz. Eğer müştereken bir harekat yapacak olursa örneğin Fırat'ın kuzeyini biz temizleyeceğiz. Fırat'a kadar olan bölgeyi Suriye merkezi hükümetinin ordusu, Suriye ordusu temizleyecek deyip müşterek bir harekat yapılırsa her iki ülke unsurlar tarafından Amerika da bu bölgeden silinir. PKK da silinir. Eğer Suriye hükümeti ki İran da bir faktör. İran da Suriye'yi burada destekliyor. Amerika istemiyor. Eğer Suriye ile müştereken yapılırsa bu harekat İran da mutlaka destekleyecektir. Yani Suriye yanlısı olarak harekata iştirak edebilecektir. Önemli ölçüde askeri gücü de var o bölgede İran'ın. Dolayısıyla biz Suriye'deki PKK'yı temizleyebiliriz. Bir koşulu inadı bırakıp artık Esad tekrar Esad demeye başlarsak. Tekrar eski adını iade edersek olabilir. Edersek temizliğe başlayabilir. Tabii bu bizi de şöyle de rahatlayacak. Yani İdlib bölgesinde evet önemli ölçüde silahlanan gruplar var. İşte Türkiye'nin desteklediği, örgütlediği, belki silahlandırdığı. Bunlar ne olacak şimdi? Bunlar Suriye ordusuna mı katılacaklar? Yoksa Türkiye bunları beslemeye devam mı edecek? Zaten ekonomik olarak birçok sıkıntı yaşıyoruz. Bir de tabii buradaki gruplar ayaklanmaya başlamış. Türkiye'deki Suriyeliler istemiyoruz diyorlar. Yani rahatımızı bozacak, bizim düzenimizi bozacak diye. Evet, evet öyle bir şey de. Onları da istemiyorlar doğru. Yani. Türkiye bunları nasıl razı edecek? Mecburen Fırat Kalkanı bölgesi veya işte Fırat Nehri'nin kuzey bölgesine
bu mültecileri 5-6 milyon az bir rakam değil. Bunları göndermeye başlayacak. Bir kısmını İdlib'e gönderecek. Tabii bunlar için mutlaka Suriye Merkezi Hükümeti ile birlikte çalışıp akıllı bir plan yapılması gerekiyor. İnsanları göndereceksiniz de bunlar ne yiyecek, ne içecek, evler ne oldu, bunlar nerede yaşayacak? Tabii çok aslında zor olacak gibi geliyor. Çok boyutlu. Türkiye başına büyük bela aldı yani. Bu özellikle mülteciler nedeniyle. Ve hiç de yararlanamıyor. Yani aldın, peki bunların silahlı, eli silah tutan insanlarını madem silahlandır gönder oraya. Askerin yerine bunları kullan. Yani Amerika nasıl Afganistan'da Taliban'ı kullandıysa sen de bunları orada kullan bari. PKK'yı bunlarla temizle. Doğru. Haydar Bey, aslında şimdi Ukrayna'da erkeklerin dışarı çıkmasına izin vermediler ülke dışına. Şimdi bizim hatamız şu oldu. 18 yaş üstü Suriyeli erkekleri, Suriyeli, Iraklı neyse, bu insanların Türkiye'ye girmesi izin verilmemeliydi. 18 yaş üstü izin verilmeseydi aileleri de bunlarla bunlar orada bir istikrar sağlanınca daha rahat dönerdi. Hatta şu anda bile ben sıradan insani olarak güç durumda olan veya yıllardır burada kalmış işte belki bir eğitim alan insanlar için bir şey demiyorum. Bunların zaten bazılarının gönderilmesi çok zor olacak gerçekçi olursak, ama hiçbir iş yapmayan, burada sadece işte zararı dokunan 18 yaş üstü erkekler o bölgelere yerleştirilmeye başlansın madem. Bu da iyi bir sonuç sağlamaz mı? Yani bunların dediğiniz gibi ne işi vardı burada? Eli silah tutan insanlar bunlar. Yani bizim askerlerimiz orada ölüyor. Bu insanlar kendi ülkelerini savunmadan burada kalıyorlar. Şimdi bu en baştan tabii iktidarın yaptığı bir hata. Evet, evet. Tabii bu iktidarın yaptığı bir hata ve sonuçta bunların gönderilmesi hakikaten çok zor olacak. Dediğiniz gibi uluslararası bir belki koordinasyon, Suriye ile Irak'la hepsiyle eşgüdüm içerisinde bir plan yapılması lazım. Evet, saatimizi de sanıyorum doldurduk Haydar Bey, toparladık. Evet. Sizin söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Ben teşekkür ederim. Şimdi tabii. Bu özellikle Pençe Kilit operasyonunun yani çok önceden yapılması gereken bir harekat olarak düşünüyorum. Büyük çaplı bir harekat olmalı. Suriye ile mutlaka müştereken yapılmalı. Başlangıçtan beri, yıllardan beri de hep ifade ettiğim gibi, eğer Amerika'yı biz Büyük Ortadoğu projesini Ortadoğu'da toprağın altına gömdürmek istiyorsak, biz Suriye ile, Irak'la, İran'la işbirliği halinde hareket etmeliyiz. Aksi takdirde Amerika böl parçala yönet İngiliz taktiğidir malum. Metodolojisiyle bu bölgede Büyük Ortadoğu projesini gerçekleştirmeye devam eder. Bir fırsattır. Rusya bu bölgeden çekildi büyük ölçüde. Türkiye bunu değerlendirip en azından hani Ukrayna'da şu anda bir etkin değiliz. Bir fonksiyonumuz çok yok ama fırsattan istifade Suriye ile işbirliği halinde Amerika'yı buradan temizleyebiliriz. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten Türkiye'nin dış politika konusunda çok uzman kadrolara ihtiyacı olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Eskiden olduğu gibi çok güçlü bir bürokrasimiz vardı. Dış ilişkiler konusunda olsun. Gerek iç siyaset, gerek dış siyasette çok tecrübeli devlet insanlarımız vardı. Umarız bundan sonra Türkiye için hayırlısı olur. Daha dikkatli politikalar üretilir ve komşularımızla barış içerisinde, barışı esas alan bir politika yürütürsek çok daha faydalı olur diye düşünüyoruz. Çok mutlaka. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Haydi. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz size de. İyi çalışmalar. Sağ olun.